Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her hafta birbirinden güzel konular anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Sayın Psikolog Buse Kavurmacıoğlu ve Sayın Diyetisyenimiz Betül Oruç. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, önceki programlarımızda kendilerini tanımıştık. Bugün de psikoloji ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Ortak konuları var. Beraber konuk olarak almak istedim. İlk olarak psikoloji ve beslenme arasında nasıl bir ilişki var? Betül Hanım, size sorayım. Psikoloji ve beslenme arasında doğrudan bir ilişki vardır. İkisini direkt olarak birbiriyle ilişkilendirebiliriz. Hatta vücudumuzda gerçekleşen bazı fizyolojik olaylar bizi bazı besinleri tüketmeye meyleder. Mesela örnek verecek olursam serotonin hormonu azaldığında vücutta kişi kendini mutsuz hisseder ve karbonhidrat ve şekerli gıdalara yönelimini artırır. Bu şekilde kendini tatmin etmeye çalışır. Yine bir örnek verecek olursak hormonlardan dopamin hormonunun yetersizliğinde kişi kendini endişeli, kaygılı, yalnız hisseden ve bu şekilde de yağlı gıdalara yönelimini artırır. Bir örnek daha verecek olursak, istenmeden zorla tüketilen gıdalarda, özellikle anneler bunu çocuklarına çok sık yaparlar. Bu tür gıdalarda istenmeden vücuda alındığında vücuda toksik etki bırakıyorlar. Yani zehir etkisi bırakıyorlar. Bu yapılan bir araştırmanın sonucudur. Benim de çok dikkatimi çekmişti. Bu yüzden kesinlikle istemeden zorla bir gıdayı tüketmemek gerekiyor. Yani sonuçlandıracak olursak beslenme ve psikoloji arasında doğrudan bir ilişki vardır. Ve insanlar duygu durumuna bağlı olarak bazı besinlere özellikle meylederler. Ve psikolojik olarak duygu durumu beslenmeyi kesinlikle etkiler. Beslenmeyi etkiliyor dedi Sayın Betül Hocam. Peki duygusal yemeden bahsetti. Duygusal yeme nedir hocam? Evet, duygusal yemek kişinin o an bir olumsuz duygu hisseder ve bu olumsuz duyguyu bastırmak için yemek yeme davranışı gösterir. Ve bunu genellikle aç olmadan göstermiş olduğu bir davranıştır. Bunu bir döngüyle açıklamak istiyorum. Mesela kişi olumsuz bir duygu hissetti. Mesela kaygılanmak gibi. Bu kaygılanmasını bastırmak ve mutlu olmak için bir yemek yemek istedi. Yemek yiyince kısa süreli bir tatmin ve mutluluk hormonu salgılandı. Mutlu olduktan sonra bir süre sonra bu yerini tekrardan pişmanlık duygusuna bıraktı. Neden o yemeği yediğiyle alakalı. Sonrasında o pişmanlıkla tekrardan yemek yedi. Sonrasında tekrardan pişmanlık duydu. Bu şekilde bu döngü devam eder. Ve bu döngü bize aslında şunu gösterir. Kişi olumsuz bir duygu yaşadığında yemek yemeye gider ve bu onun tamamen aç olmadan yediği için duygusal yeme bozukluğudur denebilir. Duygusal açlık ve fiziksel açlık var. Bunların arasında bir farklar vardır. Değerli izleyicilerimiz için anlatabilir misiniz hocam? Tabii ki duygusal ve fiziksel açlığı şu şekilde öncelikle tanımlayarak başlayalım. Fiziksel açlıkta midenin açlığından bahsediyoruz. Grelin yani açlık hormonu dediğimiz hormon salgılanmaya başlıyor. Kişi yemek yedikten birkaç saat sonra yani uzun süreli bir açlıktan sonra fiziksel açlık ortaya çıkıyor grelin hormonunun salgılanmasıyla birlikte. Fakat duygusal açlıkta herhangi bir beden açlığı söz konusu değil. Kişi duygusal olarak kendini doyurmaya çalışıyor. Farklarını söyleyecek olursak ki bu farklara bizim de dikkat etmemiz lazım. Acaba gerçekten acıktık mı yemek yememizin sebebi ne? Yoksa duygusal olarak mı kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz? Bunları da bu farkları saydığım zaman hepimiz kendimizi de ölçerek tanımlamış olacağız. Duygusal açlık aniden gelir. Yani kişi bir anda kendisi duygu durumu bozulduğu zaman, kendisini kötü, yalnız, endişeli, kaygılı hissettiği zaman bir anda kendini yemek yemeye verir. Ama fiziksel açlık böyle değildir. Yavaş yavaş grelin hormonunun salgılanmasıyla birlikte kişi kendini aç hissetmeye başlar. Ve duygusal açlıkta kişi özel bir besine yönelir. Oysa ki fiziksel açlıkta besin için alternatif yoktur. Yani kişi kendini doyurmak için her türlü besine açıktır. Mesela üzgün olduğumuz zaman çikolata yemek isteriz. Kesinlikle. En çok bildiğimiz zaten çikolatadır. Çünkü çikolatanın bizi mutlu ettiğini düşünürüz. Yine serotonin ve dopamin hormonlarının salgılanmasında da yardımcı oluyor çikolata. Beyni direkt olarak etkilemese bile yardımcı oluyor. Fiziksel açlıkta bu şekilde özel bir besin seçimi yoktur. Ama duygusal açlıkta özellikle karbonhidratlı gıdaların seçimi çok fazladır. Özellikle seçilirler. Ve duygusal açlıkta kişi kendini bir türlü doyuramaz. Yani yedikçe yer. Duygusunu doyuramadığı için besin tüketimi de çok yüksektir. Oysa ki fiziksel açlıkta karnımız doyduğu zaman tüketimi bırakırız. Duygusal açlık ve fiziksel açlığın bir maddeyle daha farkını sayacak olursam,
Duygusal açlıkta kişi tüketim yaptıktan sonra pişmanlık duygusuyla karşılaşır. Yani neden ben acaba bunu tükettim, yemeseydim keşke diye. Ve bunun sonucunda da bir takım yeme bozuklukları da ortaya çıkmaktadır. Oysa ki fiziksel açlıkta zaten karın doyurmak için bu aktiviteyi gerçekleştirdiğimizden dolayı herhangi bir pişmanlık duymayız. Peki hocam, duygusal yemede siz psikologlar olarak bir tedavi uyguluyorsunuz. Evet. Uyguladığınız tedaviler nelerdir ya da neyi hedefleriz biz duygusal yemeği tedavi ederken? Öncelik olarak o duygumuzu analiz etmemiz gerekiyor. Yani hangi duygu bizi yemek yeme davranışına itmiş, bunu bulmamız gerekiyor. Bunun için en iyi yöntemlerden birisi de yeme günlüğü tutmaktır. Yani kişi hangi saatte neleri yedi, bu saatte bunu yedim, bu saatte bunu yedim şeklinde kağıda yazdığı zaman, sonrasında o kağıda baktığında hangi aralıklarda daha fazla öğün tüketmiş ve o öğün tükettiği zaman hangi duyguyu yaşamış. Burada aslında önemli olan ilk önce duygumuzun farkına varmak. Sonrasında ise o duygu neden oluştu? Yani hangi olay bizim o duyguyu yaşamamıza neden oldu? Düşünce sistemimizle ilgileneceğiz burada. Ve o olayı nasıl anlamlandırdık? Bu kısım çok önemli olacak. Anlamlandırma şeklimiz. Ve son olarak da bu anlamlandırma şeklimizin altında mutlaka bir temel taş vardır. Bir neden vardır bizim olaylara yaklaşımımızda. Yani mesela bir olay yaşandığında belki siz bir negatif tepki vereceksiniz ama ben negatif tepki vermeyeceğim. Siz orada neden negatif tepki verdiniz? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunda aslında genellikle şunların etkisi çok fazla oluyor. Ailenin yapısı, toplumsal etkiler, kültürel etkiler veya bir travma yaratan etkiler varsa bunlar çok zaten önemli faktör oluyor bu gibi olaylarda. Bu maddeleri kontrollü bir şekilde ele alırsak duygusal yeme sorununu zaten kökünden halletmiş oluyoruz. Ama eğer ki bu şekilde kontrol altına alınmazsa bu duygusal yeme daha ileri boyutta yeme bozukluklarına kadar ilerleyebilir. Yeme bozukluğu dediniz hocam. Peki yeme bozukluğu ne demek? Yeme bozuklukları anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, ortoreksiya ve tıkanırcasına yeme bozukluklarını içeren bir grup psikiyatrik tanı grubu hastalığıdır. Ve bu hastalıkların altında bütün hastalıklarda olduğu gibi ruhsal sıkıntılar yer almaktadır. Peki neden oluşur? Yeme bozukluğunun oluşma sebepleri nelerdir? Yeme bozukluğunda aslında tam olarak bir neden, şu anda bir bulgu yoktur. Ama genellikle ergenlikle beraber vücutta bazı değişiklikler oluşur ve bazı insanlar bu değişiklikleri kabul etmekte zorlanabilirler. O noktada yemek yeme davranışlarında değişiklikler olabilir ve bu onlarda yemek yeme bozukluğuna ilerleyen bir süreci başlatmış olur. Peki yeme bozukluğu kimlerde görülüyor? Belirli bir gruplar var mı? Faktörler var mı? Yeme bozukluğu kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir davranıştır. Özellikle kadınlarda bulimiya nervoza dediğimiz hastalık daha fazla, daha sık olarak görülmektedir. Ergenlik döneminde daha sık olduğunu söylemiştim bunun ama bazı durumlarda, daha erken dönemlerde, özellikle de 9 yaş civarı kız çocuklarında görülebiliyor. Bunun aksine bazen de kadınlarda daha geç dönemlerde de görülme olasılığı vardır. Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ne demek? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim hocam. Tabii ki de. Öncelikle anoreksiya nervozadan bahsetmek istiyorum. Kişinin beden algısındaki rahatsızlıklar nedeniyle bir takım zayıf kalma çabaları oluşur. Ve bu çabalar doğrultusunda belirli yöntemler geliştirir. O geliştirdiği yöntemlerle de fiziksel hasarlar, rahatsızlıklar oluşur ve sonrasında anoreksiya nervoza gerçekleşir. Bütün hastalıklarda olduğu gibi anoreksiya da birdenbire gerçekleşen bir durum değildir. Anoreksiyalı hasta öncelikle kendini şişman olarak tanımlar ve çevresindeki insanların ona sen zayıfsın veya görüntün uygun, şu an bir gelişim dönemindesin gibi uyarıları hiçbir şekilde etki etmez. Çünkü o kendini şişman olarak tanımlamıştır. Ve bu şişmanlığı için aşırı diyet programları, aşırı egzersizler, gereksiz ilaç kullanımı ve bu ilaçlarla zayıflama çalışmaları vardır. Bütün bunlar aslında fiziksel hasarlara da neden olabilmektedir anoreksiyalı hastalarda. Ama anoreksiyalı hastalar orada fiziksel bir hasara neden olduğunu falan düşünmez. Çünkü onlar için kendileri bir şişman kategorisindedir ve zayıflamalıdırlar. Tamamen bu şekilde düşünüyorlar. Bunun aslında nedeni anoreksiyalılar toplum tarafından eğer biz zayıf olursak toplum bizi kabul eder diye düşünüyorlar. Bunun en büyük etkileri de aslında şu an günümüzde bulunduğumuz medya. Medya aracılığıyla insanlara dayatılan bir görüntü algısı var. Ve insanlar bazen bunu devam ettirebilmek için sağlıklarından olabiliyorlar. Bu gibi durumlarda zaten anoreksiyanın tedavi edilmesi gerekiyor. Anoreksiyalı hastalarda dış görüntüsünün arkasında bir de fiziksel rahatsızlıklar bulunur. Bu aşırı kilo vermelerle vücutta elektrolit dengelerinde bozulmalar oluşur. Potasyum değerlerinde düşmeler oluşur ve bu kalp rahatsızlıklarına, mide bağırsak rahatsızlıklarına kadar ilerleyen bir süreci doğurur. Kalp rahatsızlıklarıyla kalplerinde ritim bozuklukları oluşabilir ve bu ani ölümlere neden olabilir anoreksiyalarda. Anoreksiya hastaları tedaviye yanıt vermekte zorluk gösterebiliyorlar. Çünkü tedavi olmak istemiyorlar. Onlar için ortada bir sorun yoktur. Burada bizlerin
yapması gereken ve en önemli şey onlarla iyi ve etkili bir iletişim kurabilmektir. Aileleriyle işbirliği içerisinde olup aileleriyle de düzgün bir iletişim kurmaktır. Bulimia nervosa'da ise onda da aynı şekilde amaç zayıflamaktır. Ama bulimia nervosa'da anoreksiyaya göre farklı bir mekanizma işler. Çünkü bulimia nervosa'da zayıflamak adına farklı bir yöntemler geliştirirler. Bu yöntemlerin başında da kusma gelir. Kusma davranışı, kendisini kusturma davranışı. Bulimia nervosalılar uzun süre diyet yaparlar ve genellikle bu diyetleri başarısız olarak olur. Yani diyet yaparlar, kilo verirler ama tam olarak istediği kadar vermezler. Sonrasında da bu kişide yetersizlik duygusu, depresyon, pişmanlık gibi duyguları doyurur. Bunun sonucunda da kişi tıkanırcasına yemekler yer. Bu tıkanırcasına yemeğin sonrasında tekrardan bir pişmanlık hisseder ve bu sefer kişi kendini kusturma davranışıyla o duygusundan arınmaya çalışır. Burada bulimia nervosa'larda da ele almamız gereken anoreksiyadan onlara ayıran kısım tamamen şudur. Bulimia nervosa hastaları anoreksiyaya göre hafif daha toplu veya şişman olabiliyorlar. Çünkü onlarda kilolar dalgalanmalar şeklinde olabiliyor. Bunların tedavisinde de aynı şekilde anoreksiyada olduğu gibi aileyle işbirliği içerisinde olmak, özellikle aile geçmişini almak çok önemlidir. Peki Betül Hocam, yeme bozukluklarından ortoreksiye ve tıkanırcasına yemeği de sizden dinlemek istiyorum. Tabii nasıl ki. Bahsedelim? Tıkanırcasına yemek de nedir? Tıkanırcasına yemek yeme sendromuna sahip olan kişiler çok hızlı yemek tüketirler ve yemek yerken de yanlarında kimsenin bulunmasını istemezler. Çünkü aşırı yediklerinin aslında kendileri de farkındadır. Ve bu bireylerde doğal olarak obezite çok sık rastlanır. Ve dolayısıyla obeziteye bağlı olarak ve aşırı kalorili, aşırı karbonhidratlı ve sağlıksız gıdaların tüketimine bağlı olarak tıkanırcasına yemek yeme sendromuna sahip bireylerde ileriki yaşlarda özellikle bu bir birikimdir zaten. Metabolik hastalıklara sahip olma riski çok yüksektir. Bu arada tıkanırcasına yemek yeme sendromuna sahip olan bireyler bunu ataklar halinde geçirir. Yani belli dönemlerde olur ve dediğim gibi bu döngüler halinde devam eder. Her zaman aynı şekilde yemiyorlar yani. Tabii ki. Yani mesela şimdi oturup da çok fazla tüketim yapan birisi hemen kendine bu sendroma sahip olduğunu söylememeli. Hemen kendine tanı koymamalı. Zaten bu Buse Hocam'ın saydığı yeme bozuklukları da, bütün bu benim anlattığım tıkanırcasına yeme bozukluğu da hepsi psikolog, diyetisyen ve psikiyatrist eşliğinde mutlaka ve kadın doğum. Kesinlikle kadın doğuma da ihtiyacımız var. Evet. Kesinlikle bu dört meslek grubuna sahip kişilerden destek alınması lazım ve süreç bunların hepsiyle birlikte ilerlemesi gerekiyor. Yani tek başına bir diyetisyen burada etkisini gösteremeyecektir maalesef. Ben de onu soracaktım hocam. Tedavi süresi uzun mu? Peki böyle hastalar geldiği zaman hemen hedefe ulaşabiliyor musunuz? Tedavi süreci aslında çok da kolay olmuyor. Eğer hastalığın başında gelebilirse bu geri döndürülmesi daha kolay olabiliyor. Ama hastalık ilerlemişse bazen hatta mutlaka hastanelerde yatışa kadar ilerleyebiliyor durum. Çünkü anoreksi hastaları özellikle ilaç da bana kilo aldıracak korkusuyla ilaç almak istemeyebiliyorlar. Bu gibi durumlarda hastaneye yatışı ve doktor kontrolünde olması zaten en etkili yöntem oluyor. Çok ilerlemiş durumlarda daha zor. İlerlemiş durumlarda evet süreç uzun oluyor. Ama eğer başındaysa geri döndürmek, bu olayı etkisiz hale getirmek daha kolay oluyor. Ayrıca çok fazla, Buse Hocam'ın da söylediği gibi hastaneye yatış sebepleri de çok fazla besin seçtikleri, ayırt ettikleri ve tüketimi azalttıkları için kişilerde mikro ve makro besin ögelerinin eksikliği çok sık rastlanıyor. Bu yüzden vitamin, mineral özellikle kayıplarına bağlı olarak kişilerde diş kaybı, tırnak kırılmaları, saç dökülmeleri gibi özellikle fiziksel olarak da adet döneminin kesilmesi erken yaşlarda gibi özellikler. Ve bu hastalığın belirtileri aslında. Kesinlikle. Yani özellikle yemek seçerek, yemek reddederek başlayan bir süreç sonuçta fiziksel rahatsızlıklara da fiziksel görünümde de farklılıklara neden oluyorsa muhakkak bir psikiyatriste, psikoloğa, diyetisyene başvurmak gerekiyor. Kadınsa Buse Hocam'ın söylediği gibi kadın doğumdan da destek almak gerekiyor mutlaka. Bir başka yeme bozukluğu olarak tanımladığımız ortoreksiya nervosa hastalığı var. Bunu da kısaca ve en doğru şekilde şöyle söyleyebilir. Sağlıklı beslenme takıntısı. Bu kişiler bazı besinleri suçlu olarak görüyorlar ve onlardan özellikle kaçıyorlar ve korkuyorlar. Yani o besini tüketmiyorlar, tüketmekten kaçtıkları gibi o besini tüketildiği ortamlara da girmekten korkuyorlar ve o besini tüketebileceği, mesela suçlu gördüğü besinleri tüketebileceği ortam gördükleri zaman, bu aile, arkadaş ortamı olabilir, hiç fark etmez. Bu ortamlardan bu kişiler kaçıyorlar. Ortoreksiya nervosa'ya sahip bireylerin bir başka özelliği de şudur. Sabahtan akşama kadar ne yiyecekler?
yiyeceklerini düşünürler. Ve nasıl yiyeceklerini, nereden alışveriş yapacaklarını, nasıl besin hazırlayacaklarını, daha az miktarda genellikle yağ suçlu görüldüğü için yağı nasıl azaltabilirim, yemeğimi daha az yağlı nasıl pişirebilirim? Bu şekilde takıntıları vardır. Ve bu genellikle bir anksiyeteye, zaten kaygıya sahip, takıntıya sahip, psikolojik daha önce tedavi görmüş bireylerde daha sık rastlanan bir hastalıktır ortoreksiya nervoza. Genellikle o bireylerde ileriki yıllarda sıkça rastlanır ortoreksiya nervoza. Teşekkürler hocam. Değerli izleyicilerimiz, bugün psikoloji ve beslenme ilişkisini konuştuk. Sayın Buse hocamla ve Betül hocamla. Hocam son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, şunu söylemek istiyorum. Bütün bu anlattığımız sorunların altında kocaman bir dinamik yatıyor ve biz bu dinamiği çözdüğümüz zaman aslında bütün bedenen, ruhen rahatlamış oluyoruz ve olumlu bir süreç bizim için başlamış oluyor. Teşekkürler hocam. Sayın Betül hocam, siz bir şeyler söylemek ister misiniz son olarak? Tabii ki. Bu yeme bozukluklarını psikolog, diyetisyen ve psikiyatrist eşliğinde tedavi ettirmenin çok ciddi ileriki dönemlere faydası vardır. Yani bunlardan kaçmamak gerekiyor. Eğer bahsettiğimiz konularda kendinizde bir şüphe görüyorsa izleyicilerimiz, kesinlikle bir uzmandan destek almalarını öneriyorum. Çok teşekkürler değerli izleyicilerimiz. Bu haftanın da sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.